balam ben evlen Miren. Benim için sen bir diren, bana dön derler dön Miren. Yahşi gelin evlen Miren, yoh ay balam ben evlen Miren. Yahşi cazibe subayım ay balam, İstanbul'a gelirem ben vay babam. Kağıt üstü imza faydalan, oğlunu eve resim bana hadi kaynana. Baba tür bindirmek üzereyim. He, sen öyle san, öyle san. Babam var ya, Arap ata gibidir. Sonradan açılır. Bak bak bak. Hayda, uçurumdan düştük be. Ve damalı bayrak. Kemal, ehliyetini aldığın manavdan meyve siparişine de ağzımız datlansın. Çok komik. Allah, dikkatimi dağıttın. Ondan oldu böyle ya. Buna basıyorum, basıyorum da gitmiyor zaten. Vermişsin bana zaten külüstür arabayı. Baba. Efendim. Şey, önümüzdeki ay London After Midnight geliyormuş İstanbul'a. Welcome to Turkey. E gelsin, ne yapalım? Kim o? Yani müzik grubu ama çok sağlam bir goth rock müzik grubu. Ha, konsere gitmek için benden izin mi istiyorsun? Yani. Kiminle gideceksin, Batuhan'la mı? Tamam, bir şartla izin veririm. Konsere ben sizi bırakacağım, çıkışta da alacağım, o kadar. İyi peki. Ama bir de şey var. Ne? Ha, bilet parası. Tamam tamam. Bana sonra hatırlat, ben sana bir 50 lira bırakırım. Üstüne de böyle kola, mola, çerez, merez alırsın. Artık orada ne satıyorlarsa takılırsınız. Baba. Ha? Konser bileti senin sandığından biraz daha pahalı ama. Kaç lira, 60 mı? Çık. 70? Çık çık. 80? Çık. 100? Çık sen. Çık. Ne çıkayım kızım, son kata geldim, kafam çarptı ya. 500 lira mı yani konserin bileti? Yok baba, abartma, 500 liraya konser bileti mi olur? Yani bana da öyle geldi yani, Allah Allah. Kaç lira peki? 450 lira. 450 lira mı? Sen ne diyorsun kızım? 450 liraya ben adamları gelir, evde salonda şarkı söyletirim ya. 450 lira konser bileti mi olur? Ya adama var ya, gotikiyle gülerler. Yapma gözünü seveyim, hayatta olmaz. Ya baba, bunlar 10 yılda bir geliyor Türkiye'ye. Herhalde 10 yılda bir gelirler ya. İnsan ancak 10 yılda biriktirir bu konserin parasını. Bu neymiş ya? Of baba ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi kızım? Bir tane kavanoz al. Onun içine böyle bana her of baba dediğinde 50 kuruşa zaten 10 yıl sonra bunları locada böyle izlersin. Bak ne kadar güzel. Kemal, ama o şarkı çok istiyor. Hayır, parasından falan değil de yani insan kendisini enayi gibi hissediyor ya. Al CD'sini dinle, bu ne ya? Of baba ya, yine başladın 30 yaşında dünyaya gelmiş gibi konuşmaya. Sen hiç genç olmadın ama, değil mi? Allah Allah, kardeşim biz de genç olduk ya. Biz de olduk, bir sürü konserlere gittik ama böyle 450 milyonluk bilet peşinde koşmadık yani. Michael Jackson olsun, Metallica olsun, onlara gittik ama onların bile en pahalı bileti bu kadar pahalı değildi yani. Kemal. Ya hiç Kemal deme Cazibe, Allah aşkına. Elini vicdanla koy söyle, normal bir fiyat mı bu ya? Doğru değilsen biraz pahalıdır ama yeni uşağı heves eleyipti Kemal. Her heves ettiğini yapamayacağını anlasın. Vallahi anlasın ya. Burası dedesinin evi değil ki. Ya benim de kazancım belli. Hem ben ayrıca kızımın böyle baba parası yani züppeler gibi büyümesini istemiyorum ya. Bu kadar basit. Ağzı yüzü boyalı adamlara 450 lira. Bu ne ya? Selam. Hoş gelmişsin Singe Hanım. Kemal abim de tam sizden bahsediyordu. Ay bu kadar mı kalp kalbe karşı olur? Ne diyordu, ne diyordu? Öylesine hayatım, günlük şeyler işte. Hayırdır, sen de poşet yok, alışveriş yapmadın mı bugün? Ay böceğim, böceğim. Ben sana müjdeli bir haber vermeye geldim. Senin için müjdeliyse bizim için pis haberdi. Ay ne diyor bu be? Ya çok merak ettim Simge ablacığım. Müjdeli haber ne diyor, onu soruyor. Sana ne ya? Niye her lafta varsın sen? Allah Allah ya. Böceğim bak şimdi. Benim mezun olduğum lisenin liseliler mezuniyet toplantısı var yarın akşam. Seninle birlikte ikimiz oraya gideceğiz yarın akşam. Mezunlar toplantısı mı?
Evet böceğim, mezunlar toplantısı. Nişanlımı herkesler görsün istiyorum. Herkesler görsün istiyorum. Biliyor musun? En çok yakışan çifte de taş takacaklar. Kesin ikimiz seçileceğiz. Ama Kemal abimin yüreği sıkılır öyle kalabalık yerlerde. Öyle değil Kemal abi. Ya sen niye her lafa maydanoz oluyorsun? Niye her lafa giriyorsun? İkimiz şuradan baş başa bir iki laf konuşuyoruz değil mi? Sen gitsene mutfağa. Yerleri merleri süpür, bir şeyler yap. Tezgah falan sil. Buzdolabını boşalt, doldur. Aa. Böceğim geliyorsun değil mi? Gidiyoruz. Vallahi hakikaten ben sıkılırım öyle ortamlarda. Yani şimdi ne bileyim, bir sürü tanımadığım... Kemal! Saçmalamayalım, saçmalamayalım. Lütfen asabımızı oynatmayalım. Yarın akşam birlikte tıpış tıpış gidiyoruz. Zaten sınıf arkadaşlarımın yarısından fazlası evli. Asla oraya tek başıma gitmem, anladın mı? Aynı zamanda benim güzelliğim sayesinde en yakışan çift seçileceğiz. Yani... Tamamdır, süper. Ay, sevgisi olmayanlar var ya, çatır çatır, çatır çatır çatlayacaklar. Acayip bir şey olacak ya. Yalnız böceğim bir şey söyleyeceğim. Sonra ne olursa şirkette müdürüm demeyeceksin, tamam mı? Ya şirketin sahibiyim diyeceksin, tamam mı? Nasıl ya? Neyse, ben sana onun detaylarını anlatırım artık sonra, tamam mı? Hadi bakalım, ben kaçtım şimdilik, kaçtım. Öptüm. Ne olup Kemal? Yemeğe gideceksen? Hayatım, gideceğiz tabii. Mecbur şimdi. Gitmezsek bir sürü tantana, bir sürü laf yani. Yo, Bele bize film gecesi eleyecek demiştin. Onun için de İrem. Aa, bir de o vardı değil mi ya? Ha, o vardı Kemal. Görem ki Singe'yi karşında Bele gören kimi, her şeyi yadından çıkartırsan. Tamam canım, filmi de başka akşam izleriz artık. Ne yapalım? Hadi gel gel, şu oyuna devam edelim, gel. Sağ ol Kemal. Senin vecine değil ama içeride böyle yüreğe kırılan bir kız var. Ben onun yanına gideceğim. Aa, ama evvelce bir de gel. Of Allah'ım, ben nelerle uğraşıyorum ya. Fikrin çok hoşuma gelmişti Kemal. Bundan böyle her elediğin öküzlük üçün 50 gepik atacağım. Nece olsa sen hep öküzlük eleyeceğin üçün konsert pulu burada yığışar. Bu da evvelki öküzlüklerin üçündü. Bu kadar azdı ama neyse. Allah Allah. Sen şimdi benim fikrimde bana mı şey yapıyorsun ya? Ha? Dur o zaman, dur. Bu kavanoza da bana her hayatta olabilmez Kemal dediğinde 50 kuruş atacağım. Yaxşı o vakti. Benimki ne kadar tez dolarsa, senin gide o kadar tez olacak demek ki. Itır. Yaşlısan. E işte Cazibe abla, yani böyle anlaşsız bir babayla nasıl olur söyleyeyim. Yok öyle deme. Yeni atan öküzdü möküzdü ama yeni bence senin için her şeyini feda eder. O böyle Batuhan'la gideceğin için pulu bahane eder bence, he? Tabii canım, biliyor dedemlerden de para isteyemeyeceğimi, özellikle yapıyor. Bak, ben sana ne diyeceğim. Benim böyle kenarda 3-5 gepik pulum var. Yani o kadar çok şey değil ama yani konsert için yeterli olar. Onu alsan, he? Yok Cazibe abla, yok canım. Hayır, alamam. Çok sağ ol ama yok, hakikaten olmaz. Ama niye öyle değilsen, ben senin böyle ablan değilim, he? Tabii ki ablamsın Cazibe abla ama yok, hakikaten içim rahat etmez. Lütfen ısrar etme. Yaxşı o vakti. Enik. Ne oldu? Ne diyor? Ne diyor? Ben seninle danışmıram Kemal. Çok merak ediyorsansa git özün danış. Kızım sen ne yapıyorsun ya? Sen vallahi Itır'dan daha çocuk çıktın ya. Ne demek ben seninle danışmıyorum, konuşmuyorum ya? Allah Allah. Yani ne deseydim Simge'ye? Ya ne yapalım yani? Başka zaman izleriz filmi. Aman istemiyorum Kemal. Sen Simge'yle yemeğe giden de ben Itır'dan izlerim filmimi. Aman tamam, ne yapayım ya? İzlerseniz izleyin. Ben de giderim vallahi Simge'yle. Yani kurtlarımı dökerim. Size mi yalvaracağım? Afra tafra ya. Hep afra tafra ya. Bu da can be kardeşim ya. Bu da can yani ya. Ha, koy 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 koy. Allah bereket versin, koy. Fişimi de alayım hadi. Allah Allah.
günler Cazibeciğim. Over. Kemal'cim nasılsın? İyi Gogo'cum ben. Olsun vallahi. Uğraşıyoruz duruyoruz. Cazibe. İşler de yani. Ben? Ha? Hayırdır inşallah? Senin yüzün biraz asık gibi geldi. Bana bir şey mi oldu hayatım? Benim? Yok benim değil. Neyse sana az sonra söyleyeceğim tekliften sonra keyfin yerine gelecektir herhalde. Teklif? Teklif mi? Teklif olmaz. Teklif olmaz. Olmaz. Yani teklifi kaldıralım ortadan. Cazibe sizin teklifinizi kabul etmez. Etmiyorsun değil mi Cazibe? Siz deyin. Ben eşitim belki ederim. Yarın akşam bizim lisenin mezunlar toplantısı var. Belki benimle oraya gelmek istersin diye düşündüm. O. Eşittiniz Kemal Bey. Lisenin mezunlar toplantısı varıymış. Duyduk hayatım, duyduk. Türkçeden Türkçe'ye simultane tercümanlık yapma. Allah Allah. Çok güzel, çok güzel ama Cazibe o partiye katılamaz. Öyle mi Kemal'cim? Sen Cazibe'nin nesisin? Annesi misin? Babası mısın? Büyükannesi misin? Sen nesisin? 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 Niye karışıyorsun? Nesisin sen ya? Niye? Niye? Çünkü Cazibe bir kere o liseden mezun değil. Cazibe Bakü'de 50. yıl Kazım Karabekir Lisesi'nden mezun. Çok alemsin. Hatta el alemsin. Yani sen el alemsin Kemal. Niye bulaşıyorsun böyle şeylere? Niye giriyorsun? Kemal el alem diyeceğim bundan sonra sana. Zaten partiye benim plasmanım olarak gelecek Cazibe. O. Olmaz, olmaz. Gene olmaz. Ne için gidebilmirim Kemal Bey? Yani menle göreceğiniz bir iş var yarın akşam. Yani öyle değil de yani zaten şimdi Cazibe gün içinde yoruluyor evde iştirmiştir. Bir de şimdi orada da sıkılırsın sen. Yorucu olur yani o ortamda. Yok yok benim yüreğim sıkılmaz hem Gökşen Bey'le. Kurtlarımızı dekeriz senin kimi. Ah kesinlikle Cazibeciğim. Hem baktık sıkıldık mezuniyet partisinden böyle kimseye çaktırmadan dışarı kaçar. Böyle ıssız daha sakin bir yerlerde. Birbirimizi tanıma fırsatı bulabiliriz değil mi? O. Olmaz. Olmaz. Öyle bir şey olmaz. Yani olamaz. Yarın akşam olmaz. Ya yarın akşam şey var çünkü. Yarın akşam ne var? Ay. Ha? Şimdi hatırladım. Ne var diyorum aklımda? Yarın akşam biz Cazibe olsun, Itır olsun bir sinema gecesi tertipledik. Film izleyeceğiz oturup. Yarın akşam sinema gecesi olacağından eminseniz. Tabii eminim. Vallahi izleyeceğiz ya. Yok sanki sizin bir işiniz çıkmıştı. Ya, ben ona ararım, iptal ederim. Sen merak etme. Hev ki Gökşen Bey, ben gelebilmirim. Yani böyle tamamen yadımdan çıkıp gitmiş. Bizim film gecemiz varıymış. Şimdi Kemal Bey'e değil ama Itır'a ayıp olar, ben gelebilmirim. Hay Allah, hay Allah. Çok üzüldüm gerçekten. Yani gecenin en güzel kadını benim kollarımın arasında olacak diye çok heveslenmiştim ama. Sağ olun. Gogo'cum boş ver. Şimdi orada bir sürü böyle hatun vardır. Sen kollarına oradan bir tanesini takar gidersin. Ah, hiç sanmıyorum Kemal'cim. Ben öyle senin gibi flörtözlü bir adam değilim yani. O gelsin, bu gelsin. Tak 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 tak. Yani benim tarzım o değil. Yani kusura bakma. Özellikle bir de Cazibe gibi bir kadını gördükten sonra başka bir kadına bakmam için benim öküz olmam lazım. Tabii öküz gibi görünmediğim için de öyle değil mi Cazibe'ciğim? Dayanın görüm Kemal Bey. Cıks, sizin öküze okşayan halınız yoktur. Okşayan derken ben kimi okşayayım Cazibe Hanım? Ha, gel gel beni okşa. Allah Allah. Yok okşamam okşama yok. Unutun onu okşama yok. Şimdi Cazibe de gelemeyeceğine göre artık size müsaade. Hadi bakalım. O zaman ben çıkayım Cazibeciğim. Fikrini değiştirirsen karşıdayım 7/24. Kapımı çalabilirsin. Değiştirmez, değiştirmez. O çok stabil bir insandır. Hadi bakalım. Neyse, rahatsız olmayın. Olmam, olmam. Ne oldu Cazibe Hanım? Mutlu musunuz? Ha, huzurlu musunuz? Tehditleriniz yüzünden Simge'nin şeysine gidemiyorum. Bak ne kadar güzel oldu değil mi? Biraz ama böyle daha çok mutlu olmamı istiyorsense o konsertin pulunu ver, o uşak kederlenmesine. Ah, avucunuzu yalarsınız. Ben de o kadar para ne arasın? Ben sonuçta öküz adamın tekiyim yani. Kız, ben şimdi Simge nasıl söyleyeceğim gelemeyeceğimi ha? Ha? Vallahi istiyorsan sen Sarı Gara Fatma'yla git, ben de Gökşen Bey'le giderim. Ha, oldu oldu, tabii. Otur oturduğun yerde, otur. Ben bulurum bir şeyler, söylerim. Yaşı, nece istiyorsan senle olsun. Yaşayacağız be! İstanbul seni acil bekler, yaşayacağız be! Bura İstanbul yedi tepe, kullan tepe tepe. Yaşayacağız be. İstanbul seni acil bekler. Yaşayacağız be.
Bura İstanbul, Yeditepe kullan tepe tepe. Gel, gel, otur. Cicişkom, arkadaşım, gel, 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 otur, şöyle geç. Canım benim, canım benim. Bana bak, şişt, telefondan arıyorum, aç. Ya Rabbim ya, Lepim ya. Alo. Kızım sahne başladı, gelsene ya, delirtme beni. Gelmeyeceğim, gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Seni gelmeyeceğim bile. Çabuk kalk gel buraya, sana ihtiyacım var, çabuk. Uf, geliyorum, tamam. Resmen uzaktan kumandam gibisin. Geç otur, geç otur karşıma. Söyle, ne var? Gel, geç, geç. Bak bir sürü katalog aldım. Bu akşamleyin lise mezuniyetimin gecesi var, anladın mı? Ve benim giyecek kıyafetim yok. Bu kataloglardan kıyafet seçeceğiz. Çabuk başla. Ay sen iyice kafayı yedin Simsim. Katalogdan mı bakıyorsun artık elbiseleri? Resmen yaşlandın. Bana baksana sen, delirtme beni ya. Hayret bir şey ya. Kızım vaktim mi var benim? Bu akşam diyorum yemek ya. Kıyafet yok diyorum. Uf, iyi tamam da farkında mısın? Hala telefonla konuşuyoruz. Kapat, kapat. Hadi çabuk, bay bay. Olaş, olaş, olaş. Ay, 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 amor. Çıtır ağır Erdo kafede yakalandı. Köpekleriyle saldırdılar. Tamam kızım, gidecek şimdi. Gidecek anne, gidecek polisim. Gidecek. Gerginliğinizi almak için bir parça bir şeyler ısmarlayayım. Sus, ay! Çay, işte yenize bitti. Tut, bit. Ne alırsınız hanımlar? Ay, ben... şöyle payetli bir şey istiyorum. Bence şu balıklı olan daha güzel. Bak gel. Allah seni kahretmesin. Bu ne bu biliyor musun? Menü bu. Yemek menü. Bu kafenin yemek menü. Hanımlar, bana kalırsa bu yıl taşlar çok moda. Yeşillerle bezenmiş payetli kollar ve amvelop topuklar hayatımıza bir renk katıyor adeta. O zaman gelecekte kullanacağımız bu muhteşem modanın parçaları pilelerle açılan kıyafetler. Bana her şeyi abiye. Başımızdan başımız şişti ya. Git Allah sen ya. Allah'ım ya. Hadi. Go away. Moda insanın kendine yakışanı giymesidir. Moda her şey değildir. Hırlatma kafeyle. Beni delirtme. Kafeyi de salma üstüme. Anlıyormuş gibi, bilir kişi gibi konuşuyor. Bu nasıl? Ah canım benim ya. Çok güzelmiş o. Ay bana bak. Asıl şu nasıl? Ay hayır ya, ne öyle pullu taşlı olmaz. Liseye mi sonuçta olmaz. Kızım biz liseli miyiz? Değiliz. Yıllar önce liseden mezun olanlar için o yemek. Tamam işte bak, yıllar önce dediğin için senin yaşın meydana çıkıyor. Diyeceğim sen hemen çemkireceksin. En iyisi ben susayım. Bence de sen sus. Düdük. Sensin düdük. Düdük makarnası. Aa, bak buna. Şimdi kim olayım? Dur bakayım ben. Doğru anlamış mıymışım, anlamamış mıymışmışım? Şimdi sen Simge yengeyle bu mezunlar gecesine gideceğini söz mü verdin? Evet yani onun gibi bir şey oldu, evet. Ha. Şimdi sen Simge yengeyle gidersen Cazibe'yi de Gogo götürecek, öyle mi? Götürecek derken geceye götürecek tip. Saçma sapan konuşma. Yani anlayacağın iki ucu keskin bıçak. Ay sence ne yapmalıyım onu bilemiyorum. Ne yapmalıyım abi? Söyleyeceğim Kemal. Ay. Ama önce şu sorduğum soruya bir cevap ver bakayım. Tamam, hazırım. Sor. Şimdi ben bir şekilde bu partiye gelirsem... Simge yengenin lise arkadaşlarından bir çorba çıkartır mıyım Kemal? Daralım, arkadaşlık yapmıyorsun. Bari arkadaş taklidi yap ya. Of! Ben bunu Simge'ye nasıl söyleyeceğim ya? Simge beni öldürür ya. Vallahi billahi öldürür. Ya aman! Öldürsün, öldürsün be abiciğim. Ucunda ölüm yok ya Kemal. Barış. Şu ucunda ölüm yok ya. Ölüm şeysine onu diyorsun değil mi? Ulan öldürsün, öldürsün ucunda. Ürkük hata bende ya. Ben sana niye soruyorum ki? Ben senden niye yardım istiyorum ki? Benim geri zekalım ya. Yok ben en iyisi Simge'yi arayayım diyeyim ki... babam bana iş falan yükledi diyeyim, vazgeçeyim abi. Tabii tabii, ara gitsin ya, ara. Lan oğlum, aramasam mı acaba ya? Arama Kemal. Ha? Yok, arama, arama. Manyak mısın oğlum sen? Bir ara diyorsun, bir arama diyorsun. Kafam karıştı ha. Harbiden lan. Bir ara diyorum, bir arama diyorum değil mi? Vallahi benim de... Zaten ölüm de yok ucunda. Arama lan. Ya arama şimdi. Sus.
Sus, gerizekalısın. Bir sus. Sen gidecek misin bu akşam o pilotla toplantıya? Yok. Gökşen Bey devlet eleyende Kemal Udigil'e geri adım atıptı. Cazibe gelemez, biz burada hamamız filme bakacağız dedi. Ha, gitmeyecek yani. Yok, gitmeyeceğini de diyecek. Ay kız Cazibe, korkulur kız senden. Vallahi eninde sonunda sen bu kinyesi adam edeceksin ha. Kıskanıyor bayağı bayağı seni. Ay hiç soruşma, Kemal çok kıskanç. Nenceğimi hiç bilmirem. Sen de bu duruma çok üzülüyorsun bakıyorum da. Çok çok. Yalnız bana bak, sana bu pilotu Allah gönderdi. Yani bari şu pilotu kullan biraz. Yani kıskandır kinyası, tamam mı? Ay hiç öyle şey olar, ayıp olar, yok. Ay Cazibe, yani adamla sevgili ol demiyorum. Kinyas'ın yanında böyle mazucuk da birazcık kıskandır diyorum canım. Aa. Allah'ım ya, tatlım abucuklar. Çıkıt. Alo. Alo böceğim. Nasılsın? Ay çok karmaşık bir durumdayım böceğim. Acayip derecede karmaşığım yani. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Tabii tabii, karma karışık. Ben de karma karışık duygular içindeyim hayatım ya. Yani şu akşamki yani yemek konusunda tereddütlerim var. Ne diyorsun Kemal? Ne demek tereddütlerim var? Ne demek? Hayatım sen hani karma karışığım falan deyince ben de o bakımdan yani. Elbise seçmeye çalışıyorum böceğim. Aa yani zaman kazanmak için katalogdan seçeyim dedim ama olmadı ya, içime sitmedi. Aman boş ver be hayatım. Elbise bulamazsan gitmeyiz, canın sağ olsun ya. Ay ne demek gitmesek olur Kemal, saçmalama, bu yemeğe gidilecek yani. Evet, gidilecek tabii hayatım, gidilecek yani. Benim için çok özel bir gece olacak. Yemekteki en güzel kadın ben olurum. Hayatım sen zaten... Elbisemle de... Makyajımla da ezici bir üstünlük sağlamalıyım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama böceğim... Ben var ya ben, bu gece endeksledim hayatımı. Anladın mı? Anlaşıldı böceğim, tamam anlaşıldı. O zaman ben seni tutmayayım. İyi alışverişler, iyi alışverişler. Çıkıt. Ne yapıyorsun be salak? Elektrik şeysi oldu. Ne diyor Kemal, ne olmuş? Ne anlatıyor? Elinin körünü diyor. Allah Allah. Daha ben ağzımı açar açmaz yemeğin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştı bana ya. Kız abi geceye kendini endekslemiş. Endekslemiş mi? Endekslemiş vallahi ya. Şimdi endekslediyse sakat. Çünkü endekslediyse şimdi borsaya falan da verilmiştir. Endekslemese iyi bak olurdu ama endekslediyse hoş olmamış Kemal. Dur abi dur. Ne yapacağız onu düşünmemiz lazım ya. Yani benim aynı zamanda hem Simge'yle o geceye gitmem lazım... ...hem de Cazibe'yle evde olmam lazım. Şeytan diyor ki bazen klonlat kendini, herkes rahat etsin be. Ya Allah inandırsın seni Kemal. Bahadır aynı şeyi diyorum bir. Klonlatma şeysini yapayım mı diye ben de düşünüyorum yani. Ne yalan söylüyorum. Aman Barış'ım sen gene gaza gelme de gözünü seveyim. Bir dur, bir dur. Şu anda ne yapacağız onu düşünelim lütfen. Buldum lan. Gerçekten buldum bu sefer. Vallahi mi lan? Vallahi bak. Normalde şimdi böyle sen ben bir şey söylerdim sen bulurdun ya. Şimdi sen bir şey söyledin ben buldum Kemal. Lan oğlum uzatma, ne buldun? Ne buldum biliyor musun? Ha? Bak şimdi bak, senden klonlatma yapıyoruz Kemal. O klonlattığımız bir tanesi Cazibe yengeyle gidiyor, öbür tanesi gidip Simge yengeyle o şeysine gidiyor. Barış, ha? Seni şurada bir çoğaltırım kendinden utanırsın. Hasta mısın oğlum sen? Ben onun lafın gelişini söyledim. Yok canım ben şimdi klonlatma şeysi derken öyle demedim yani. Senin kılığına ben gireceğim dedim Kemal. Ha o anlamda öyle diyorsun yani. Tabii canım, geçen sefer ne acayip basan olmuştum ama hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum ve hatırladığım için de olmaz diyorum. Gene berbat edersin her şeyi. Öyle risklere giremem ben kardeşim. Başka bir şey bulmam lazım. Bir kere benim o gece Simge'yle gitmem şart. Ben Simge'yle gidersem Cazibe ne olacak? Cazibe de bu sefer Gogo'yla gidecek. Ay! Ne oldu, buldun mu? Buldum Kemal. Bu sefer harbiden buldum. Allah aşkına söyle bak. Senin fikirlerine muhtaç oldum. Halimi anla, söyle. Ne yapacaksın biliyor musun Kemal? Ne yapacağım lan? Cazibe yengenin kılığına gireceksin. Ne? Tabii. Şimdi sen Cazibe yengenin kılığına girince otomatik olarak ne olacak? Gogo Cazibe yengeyle gidemeyecek. Sen de gidecek Kemal. Barış ben sana böyle amip amip diyorum ya. Bir gün bu amipler bize dava açacak ondan korkuyorum. Ve şu anda da korkumu yenip sana amip, hatta amip oğlu amip diyorum. Hasta mısın oğlum sen? Hadi diyelim ki ben sana uydum. Cazibe kılığına girdim. Gogo ile geceye gittim. Simge ne olacak? Ha, bir de o var değil mi? Bir de endekslemiş.
Endekslemiş tabii. Şimdi endekslemiş. Endekslememiş olsaydı çok iyiydi ama endekslemiş işler... Of! Abim sen de içinden çıkılacak gibi bir durum değil yani ha. Çünkü Hulusi Bey şöyle sana güzel bir an var ya kitleseydi de böyle bir kalsaydın burada da... ...ikisiyle gitmek zorunda olmasaydın ne güzel olurdu aslında ya. Oğlum Simge kendini tamamen endekslemiş buna ya. Hiçbir bahaneyi kabul etmez. Salak salak işlerle... Barış. Tebrik ederim kardeşim. Yoksa gene aynı şey mi oldu Kemal? Buldum buldum, vallahi buldum. Buldun değil mi? Evet. Ya acayip kendimi tebrik ediyorum. Aferin Barış. Ya acayip bir şey geliyor aklıma. Buldum lan. Oğlum çok güzel bir şey buldun ya. Bak şimdi. Ben o gece Simge'ye gideceğim ama Cazibe beni o gecede değil de şirkette çalışıyorum zannedecek. Yer mi Kemal? Yedireceğiz. İnce ince kıyacağız. Güzel güzel. Her detayı düşüneceğiz. Yiyecek. Hadi ya. Süpermiş. Nasıl yapacağız Kemal? Bak şimdi. Aynen şöyle abicim. Dört yedi iş güç kariyer Cazibe ya. Şeyi var benim. Aslında istiyorsun lan. Pilav istiyor Cazibe ya. Ne yapıyorsun gerizekalı? Korkutuyorsun beni. Ne yapıyorsun? Şimdi anlatacağım dedin ya. Ben de o yüzden böyle fon müziğini giriyorum ki hani üstüne anlatırsın diye Kemal. Öyle yapıyorlar ya dediler de falan. Oğlum hasta mısın sen ya? Bu bet sesinle seyirciyi kaçıracaksın. Allah Allah, 60 küsür bölüm oldu. Hala sözlerini ezberleyememişsin. Ha. Bırak, onlar müziği verirler. Gelsin bakayım müzik. Verin lan müziği. Elimde valizim İstanbul. Bak şimdi abiciğim. Ben evlenirim kalamam dul. İş güç kariyer Cazibe Yahşi. Türkiye'dini bulup evlen Yahşi. Hadi. Yahşi Cazibe. Ya Batu ne yapacağız? Neyi ne yapacağız hayatım? Ay bırakır mısın şu saçma hareketleri? Saçma mı? Batır sen babanın yanına gittiğinden beri dünya görüşümüze ters şekilde gidiyorsun. Farkında mısın? İyi de sana bir saattir bir şey anlatıyorum. Hiçbir şey dinlemiyorsun. Sen farkında mısın? Bak bak bak. Bu hareketleri böyle seri yapacaksın tamam mı? Seri. Çok seri. Seri. Refleks haline gelsin ki düşünsel kalıplarımız otursun. Tutarlı bir dünya içerisinde... Batu bak son kez söylüyorum. Tamam. Orta dünya güzelim. Seni dinliyorum anladım. Bak bu konser çok önemli. 40 yılda bir geliyorlar. Ne yapıp edip bir para bulup gitmemiz lazım. Babanla konuşmadın mı? Ya konuştum, konuşmaz olur muyum? Yok işte durumumuz iyi değilmiş, konser biletini ayıracak paramız yokmuş falan filan. Ya ne yapacağız? Of, bilmiyorum ya ama 40 yılda bir geliyorlar. İllaki bir şey bulup gitmemiz lazım. Kredi alsak? Saçmalama, kredi çoluk çocuğa kim verir Batu? Ama bence iş bulup çalışabiliriz. Saçmalama canım. Benim hayat görüşüme çok ders çalışmak. Ay saçmalama Batu ya. İyi ben kendime iş bulup çalışırım o zaman. Batır, ben kadınımı da çalıştırmam. Ay sevsinler senin dünya görüşünü. İyi ben okul çıkışı giderken de bir iş bulurum, sen merak etme. Bizim oradaki alışveriş merkezinde pizzacıda bir ilan vardı. Niye söylemiyorsun Batu? Söyledim işte. İyi hadi şu pizzacıya gidip ölçerim hadi. Şimdi mi? Kalk kalk. Evet. Hadi gidelim o zaman. Oh. Ay yok Cazibe, tazeleme. Sonra geceliğin uyku falan tutmuyor, sağ ol. Ay başımız sohbete karışıptı. Saat ne çağ olupdu Mekbule bacı? Ne oldu ki? Şeref. Ne olmuş Şeref'e? Saat ne çağ olupdu? Şeref'i mektepten almaya gitmemiş sen. Aman hallettim ben o işi. Nece yani? İndi artık böyle Şerefcan mektebe servisten gelip gelecek. Sayılır. Zivoş, taşımacılık şirketiyle anlaştı. Ama hala çay şirket ismi de öyle. Aman be, Ziver Bey. Ziver Bey almaya gitti okula. Aa! Dedi ki sabahleyin babam alsın beni bugün okuldan dedi, onun için gitti. Aman bu Ziver Bey denen yakşı adam olupdu. Vallahi öyle. Şeref de istiyor, seviyor. Ziver Bey de. Ben de rahatladım yani Cazibe, ne yapalım? Kapı. Ben kapıya bakayım. Ay Şerefcan, ne olur? Ya, ya, ya. Şeref, oğlum. Ay ne oldu sana böyle? Ay Ziver Bey, yoksa kaza falan mı yaptınız? Yok Makbule Hanım, yok. Şey olmuş, okula gittiğimde ben de kendisini bu şekilde buldum. Sözlük mafyasının sallıyusunu uyadım anne. Ne mafyası, ne çocuğu? Bir sürü sözlük birleşmiş, sete koymuşlar. Bir kasını atladım ama çok kalabalıklardı, basın sıkamadım. Ah benim kahraman oğlum. Makbule Hanım hiç merak etmeyin. Yarın sabah okula Seyf'i ben götüreceğim. Ya zaten yolda da konuştuk öyle değil mi Seyf?
Evet babamın hepsini pataklayacak anne. Hay Ziber Bey, yani öyle çocuklara çok fazla hırpalamayın, olur mu? Olur mu Makbule Hanım, olur mu ya? Yani en fazla ne olacak değil mi? Kulak memelerine böyle basınç uygulayacak be. Sensin çekip giden kimselere söylemeden böyle mi bitirirsin başladığın her işi sen? Nasıl? Atıp tutup sonra arkan dönük yüzümüze bakmadın, bir kına yakmadın. Gel bana ver elini. Hayır, bol gelmiş, değiştir. Çıkaram. Mehmet, şeyden öbürüne. Kovaladığım belli. Al yaş olmadan elli. O ne biçim manita, 35'im de lolita. Nasılım? Sıbidon. Kalbini o daha neler görmüştür. Hayır, cenazık değiştir. Daha renkli mi olsan, canlı bir şeyler gitsin. Diyor ki o. Evet. Öyle şahsızlık. Şurada bir tane renkli vardı, onu dene. Kıracaksan kır kalbimi, o daha neler görmüştür. Senin benim gibi kimle görmüştür. Aman tanrım. Ya bu? Hayır hayatım, hiç yakışmamış. Daha renkli bir şey, çabuk. Sevmedim ben. Hadi git. Herkes böyle mini falan bir şeyler. Ben kaybım tek isteyen gelsin. O kadar şarkı varken daha içimi gösteren benim gibi adam daha nasıl dile gelsin. Gel bana ver elini. Nasıl oldum? Adriana gibi değil mi? Aa! Bu seni çok değiştirmiş, kilo almışsın. Ayy, git değiştir. Sen seni ayy, küçük. Kıracaksan kır kalbini. O daha neler görmüştür. Senin benim gibi kimleri gömmüştür. Aman tanrım. O ne biçim manita. 35'inde Lolita. Kıracaksan kır kalbini. O daha neler görmüştür. İşte bu. Şahane olmuşsun. Bayıldım. Ay, gecenin en şık kadın sen olacaksın. Kendi rekorumu kırmak üzereyim. Ne rekoru Simsim? Ay, ne rekoru olacak ya? Simge giyim tarihinin en pahalı elbisesi rekoru. Herhalde kızım. Lise yemeğinde senden başka kim böyle bir elbise giyebilir? Bayıldım. Bertolucci Cavalli güzel kız. Aa, vallahi arabamı giysem daha ekonomik olursa daha ucuz olur. Aa, ne olacak? Alırsan sen böylesini alırsın. Kemal'de kabarım kabarım kabaracak senin güzelliğinle. Alalım. Alıyorum ben bunu, tutu. Kesinlikle alalım, süper. Sen de çok sevinme, bekar olmak varmış. O ne biçim manita, bu şimdi lolita. Kıracaksan kır kalbini, o daha neler görmüştür. Senin benim gibi kimler görmüştür. Aman tanrım. Kemal, hediye süfre hazırdı. Tamam, geliyorum, geliyorum. Öğrenemedin ya, sofra be sofra. Hala süfre diyorsun ya. Şu Barış'ın numarasını Hulusi Bey olarak kaydettik mi? Hulusi Bey, operasyon tamamdır. Hadi Kemal'im, göreyim seni. İyi oldu be, filmler milimler yani. Vallahi iyi ki seni dinlemişim de. Yani film gecesini iptal edip Simge'nin şeyine gitmemişim yani. İyi oldu yani. Hamısı çok yakışı filmde. Simge ne deyir? Başın etini çok yedi. Ne diyecek kızım bana Simge? Allah Allah ya. Bana bak kızım dedim. Bak bana bak dedim yani.
Ben dedim yani senin o lise bilmem ne şeyine böyle süs köpeği gibi yanında şey yapamam, gelemem dedim yani. Ben oturup evde karımla kızımla film izlemek istiyorum ya saatlerce dedim. Karımla, kızımla. Ya kızımla ya da Cazibe'yle de demiş olabilirim. Çok daha sinirlendim doğrudur. Çünkü o anda tabii daha doğrudur. Öyle dedim ve o da bir pustu böyle, pıstı böyle yani. Bir şey diyemedi tabii yani. Nasıl? İyi demiş miyim? Yani iyi olmuş değil mi? Yaş demişsin, yaş olmuş. O zaman geçelim sofraya, yemek yiyelim. Ondan sonra gelelim böyle oturalım böyle saatlerce film falan izleyelim. Olar. Olar olar. Itır nerede? Niye gelmiyor? Bana hala tavırlı mı bilet davasına ya? Yo, hele de gelmeyipti. Nasıl gelmeyipti ya? Allah Allah. Nerede? Dostlarımla ders çalışıcıydı. Böyle geç gelebilirim dedi beni. İyi de hayatım ben eşek başı mıyım ya? Babadan niye izin alınmıyor böyle bir şey için? Ben anlamadım artık. Bak burama geliyor yani ha. Burama geliyor şimdi bakalım nerede? Bak ben nelerle uğraşıyorum ya. Nelerle uğraşıyorum ya. Eyvah, babam arıyor. Alo. Efendim baba. Itır neredesin kızım sen? İyiyim baba, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim beni aradığın için. Ukalalık yapmayı bırak. Bak saat kaç oldu? Bu saatte evde olman lazım senin ya. Ya baba kütüphanedeyim dedim ya, yani ders çalışıyorum. Kütüphanede mi? 17 numara aldım. 17 numara mı? Kızım kütüphanedeyim demiştin. Ne, yalan söylüyorsun bana. Neredesin sen? Yani 17 numaralı kitap raflarda yerini aldı dedi. 4 numaranın temizlenmesi gerekiyor. Ne temizlenmesi kızım? Ne acayip bir yerde sen? Ne tür kitaplar var orada? Bana anlatır mısın? Hemen eve gelir misin? Baba yani ben açıklayabilirim. Bir kelime dahi etmeni istemiyorum. Hemen eve geliyorsun. Baba benim biraz işim var, ben geleceğim. Hadi çok öptüm seni, görüşürüz, bay bay. Ya kızım bak. Aa, alo. Kapattı Hızır ya. Ah. Telefonu yüzüme kapattı ya, ben babasıyım onun ya. Kemal ders çalışır, onun için kapatıptı. Ha, ders çalışır, tabii tabii. Ben de bunu yedim. Heh, hadi bakalım. Ya Allah Allah, bu saatte ne dersin, ne kütüphanesi, nöbetçi kütüphane mi bu? Kemal çalışmak isteyene kütüphane yoktu. Koy çalışsın. Hem bak biz böyle filmlere beraber bakarık ha. Beraber? Hı. Baş başa. Olur. Aman tüh. Tüh. Tüh tabii yani. Şimdi oturacağız baş başa film izleyeceğiz. Filmin böyle en güzel sahnesinde böyle alttan sıcaklık gelirken ıtır gelecek zile basacak. Sonra gene zile takılacağız yani. Senin eseplerin niye böyle men başa düştü? Gel karnını doyararsan sonra eseplerin keçer. Tamam. Gel yürüm gel. Aman. Keç böyle. Şu telefonu da şuraya koyayım da yani şimdi bir şey falan damlar, elektronik alet, Allah korusun. Ulan hadi be Barış, arasana oğlum ya, arasana. Aa, telefonum çalıyor galiba ya. Evet, telefonum çalıyor. Kim arıyor, baksana ya. Elbette, başka kim olabilir? Simge arıyor. Yok yok, ama çalar çalar, kapatır ya, boş ver. Ay yok Kemal, bak. İndi böyle zırf buz dengeleyecek, filmimizi de rezil eleyecek. Bak sen, bak. Ha, o zaman ben bakayım. Alo, efendim böceğim. Ne var Simge? O ne var Mustafa Bey? Ne? Tamam, bakarım. Ya bunun pembe ayakkabılarının buradaymış, bulamıyor muymuş da neymiş? Dur ben şuna bakayım ya. Ben görmemişim. Ne bileyim ben, bir bakayım da bir sonra gecemiz rezil olmasın ya. Bak. Alo, tamam. Bakıyorum ben şimdi, dur bakayım. Ama yani tam da canım sıkkın yani. Vallahi bugünlerde kafamı acayip bozuyorsun ha. Bozuluyor kafam. Bakıyorum, dur. Kemal. Böceğim. Alo böceğim. Ya ne oluyor ya, ne bekletiyorsun deminden beri? Telefon çekmiyordu hayatım, böyle sesin ekolu geliyor, du. Ay seninki de ekolu geliyor. Böceğim mi. Şey için aradıydım dım. Böceğim mi. Hani sana siyah bir takımımı almıştım ya 700 euro ya. Hatırladım dım. Fiyatından hatırladım dım zaten. Bir de 300 euro luk gömlek almıştım tım. Hatırladın mı mı? Onu da hatırladım dım hayatım. Fiyatından hatırladım dım. Heh. Tamam, şimdi onları giyiyorsun bu akşam mutlaka, tamam mı? Kesinlikle kendi ucuz kıyafetlerinden giymiyorsun vallahi. Yani gecenin rüküşü seçiliriz böceğim, tamam mı?
Peki böceğim, anladım, tamam. Ucuzunu giyin ben. Mem 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 mem. Var mı başka bir şey? Yok yok, kok 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 kok. Öptüm bir de, hadi çabuk çık 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 çık. Tamam böceğim, hemen çıkacağım. Cam. Hadi bay 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 bay. Hayret bir şey ya. 700 euroluk takım, 300 euroluk gömlek. Şeytan diyor ki o gömlekle takımın altına giy 5 liralık parmak arası sandaletleri, toynakları böyle çıkar, öyle git. Tövbe estağfurullah. Ya yok Simge, yok. Baktım. Yok, her yere baktım. Hayır, Cazibe de görmemiş. Bilmiyor ya. Yeter ama ya. Ama bu ikide bir de bunu soruyorsun. Tamam. Ya Simgeciğim, niye anlamıyorsun? Ben bu akşam o yemeğe katılmak istemiyorum ya. İstemiyorum. Ha, sen ayakkabı bahanesine bunu sormak için mi aradın beni? Çok ucuz bir numara ya. Simgeciğim, çok rica edeceğim. Ben bu akşam kızımla ve Cazibemle... Yani Cazibe'yle oturup film gecesi yapacağım ya. Bu gecemi bozma artık. Kapatıyorum. Kemal, ne olup? Ya ne olup ya? Allah Allah. Gelmeyeceğim diyorum, hala ısrar ediyor. Bu kadar ısrara gerek yok yani ya. Sinir ediyor beni yani ya. Film izlemek istiyorum ben. Neyse, biz yemeğimizi yiyelim de geçelim filmimizi izleyelim ya. Bir sürü film var izlenecek ya. Yemeğini ye. Aa, hayda, gene mi ya? Vallahi Simge'yi saçmayacağım, açmayacağım. Vallahi ver, gösterme bana. Yok Kemal, Hulusi Bey zengelir. Ama kızı bitti şimdi, babası mı başladı ya? Açmayayım ben, açmayayım. Bırak çalsın, çalsın, kapansın. Ay yok, belki bele mühim bir şeydi. Aç Kemal, olmaz, aç. Ne diyorsun, açayım mı ya? Aç. Vallahi açacağım şimdi, ağzımı açacağım şimdi ve sinirlendim yani. Sen otur, ben şurada salonda bir konuşayım ya. Yeter artık ya. Efendim Hulusi Bey? Kemal'im, benim Barış. Anladık, gerizekalı, bir sus. Buyurun. Evet, evdeyim efendim. Ne? Toplantı mı? Bu saatte ne toplantısı Hulusi Bey? Yarın yapsak olmuyor mu yani? Ne? Ama Hulusi Bey, yani şimdi benim de kendime göre bir hayatım var yani. Yani ben bu saatte toplantıya nasıl geleyim? Ben de oturup evde karımla kızımla film izleyeceğim yani. Öyle bir plan yaptım ben. Evet, karımla kızımla film izlemek istiyorum yani ya. Kemal, ne oğlum? Adam kafayı yemiş ya. Toplantı yapacağız diyor bu saatte. Deli midir, nedir ya? Dur bir dakika, dur. Evet. Estağfurullah Hulusi Bey, benim size iş öğrettiğim falan yoktu ama benim de kendime göre bir programım var yani. Ne? Ne? Ya bir git! Git, kovarsan kov! Kemal, neymiş sen? Çok sinirlendim ya. Kemal. Toplantıya gel diyor gece gece. Git. Ne edeceksin? Nasıl gideyim Cazibe? Film planı yaptık ya. Kemal, bir film için böyle işinden olacaksın. Git sen, git. Olursa olsun ya. Bana ne ya? Yeter ya. Yeter ya. Kemal, sakin ol, eleme, git. Gideyim mi diyorsun? Git, patronun da git. Danış, bak, danış. Bunun hırsını alacağım ondan. Alo, alo. Hulusi Bey. Peki. Peki dostum, sen kazandın. Tamam. Tamam, geliyorum. Tamam, geliyorum ama karıma, karıma, nikahlı karıma dua et. Cazibe'ye dua et. Yalnız şunu hemen eklemek istiyorum ben Hulusi Bey. Ben o toplantıya gelirim. Ben gelirim ama toplantı bitsin, bitmesin. Saat 1 dedim mi? Yani 12'den sonra ben evimde olurum arkadaş. Kapat, kapat. Kışkırma Kemal, kışkırma. Sakin ol bele. Nefes çek. Kışkırttı beni ya. Hayır, beni geçtim ya Cazibe. Cazibe beni geçtim de sana yaptığı büyük saygısızlık ya. Ay sen benimle fikirleşme Kemal, sen git. Oturarım ben evimde. Ben gideyim şu toplantı işini halledeyim, gelelim arka arkaya böyle. Olmadı Sarkan sahneleri ile alırız böyle, hızlı hızlı izleriz, tamam mı? Git git, giyin sen git. Gideyim, gideyim, giyineyim o zaman ben ya. Ama yeter! Benim bir hayatım var evde. Benim bir hayatım var. Film izleyecektim. Çok sinirliyim ya. Oh yeah, oh yeah, yeah yeah yeah. Bu iş tamam, eski numaradır ama her zaman tutar.
Adamı öküz derdim ama adam benimle evde kalmak için kızgın boğaya dönüptü. Ay. Çok sevinçliyim ya, çok sevinçliyim. Ulan Kemal, çakalsın ha, çakal. Selam Cazibe abla. Hoş gelmişsin Atıl. Karnın açtı, gel süfreye gölüm. Ay yok yok, benim içim dışım pizza oldu. Yani işte kütüphanenin yakınlarında bir pizzacı vardı. Biz orada bir şeyler atıştırdık. Ha. Ya bir şey diyeceğim. Babam çok söylendi mi ben geç geliyorum diye? İşte. O da üstünü giyinir, çıkacak birazdan. Hani gitmeyecekti o mezuniyet şeyini? Yok, ona değil. Patronumuz engelledi. İşe gidecek. Hı. Toplantısı varmış. Bu saatte. Ay hiç soruşma. O da bu saatte deyip bela kudurdu. Buraları yıkıptı. Ağzına geleni deyipti ama sesini eşittirebilmedi. Ben de get dedim, indi gidecek. Cazibe, ben kaçıyorum. Oo, Itır Hanım. Sonunda eve teşrif etmişsiniz. Neredesin kızım sen ya? Ya baba, kütüphanede ders çalışıyorum dedim ya. Ne kütüphanesi bu saate kadar ya? Ben de bunu yedim yani, ha? Bu mu yani? Allah ister ya ister yeme, malum. İyi bir üniversite kızım, sonra da iyi bir iş bulmam lazım ki hani 40 yılın başında sevdiğim bir grup geldiğinde başkasından para istemek zorunda kalmayayım bilet almak için. Bak güzelim, şimdi sen bu duygu sömürsünü şöyle kenara bırak. Ben gelince etkilenirim, tamam mı? Hadi, ben kaçtım. Ya Kemal. Ya aslında hiç hala içimden gitmek gelmiyor, biliyor musun Cazibe? Ben bu sırça bıyığı arayacağım ve gelmeyeceğim diyeceğim. Yok Kemal, sen git. Git ama böyle biraz çok şık olmamışsan toplantı için. Hayatım, bu benim her zamanki halim yani. Böyle koku da sıkmışsan. Ne yani, ter mi kokayım adamı ekşi ekşi tulum peyniri gibi? Yapma, gözünü seveyim. Hadi kaçtım ben, hadi bay bay. Görüşelim. Oh. Ya şu vakti biz de böyle senden bir filme bakarık ha? Ya Cazibe abla, başka zaman izlesek ya. Ben çok yoruldum. Yani ders çalışırken çok yoruldum. Doğru değilsen sen git yat, git. İyi geceler. Gece nerede kalsın? Ay yazık, bu uşaklara çok ders veripler. Ah, yadından bir şey çıkartıptı Kemal. İyi akşamlar Cazibeciğim. Akşamınız hayırlı olsun be. Ay şaka gibi yani, seni görünce gerçekten nefesim kesiliyor bu güzelliğe. Ben mezuniyet gecesine hazırlanıyordum. Belki fikrini değiştirmişsindir, benimle gelmek istersin diye düşündüm ama. Yok yok, çok sağ olun, ben gelmirem. Aa, hadi ama Cazibe, film gecesi bahanesine inanmam. Çünkü Kemal'in de geceye geldiğini biliyorum. Kemal geceye mi gelir mi, ne? Canım işte bizim mezuniyet gecesine. Simi aradı az önce, ben Kemal'le gidiyorum, sen de gelecek misin diye sordu. Ha yok, sizin bir sevginiz var, Kemal toplantıya geldi, patronunuz engelledi. Ay, bence sizin sevginiz var Cazibeciğim. Çünkü biz az önce Simi'yle konuştuk. Ay, neyse bunları konuşmayalım da ben Kemal'i unutalım. Benimle geliyor musun geceye? Oğul. Şöyle eleyelim. Siz yine gelin, hazırlanın. Ben böyle öz özüme kalın burada fikirleşim, size haber veririm. Tamam o zaman, sen fikirleşirken ben de hazırlanayım. Cazibeciğim. Bu gece seni uçuracağım Cazibe. İnan çok güzel bir gece olacağız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kemal toplantıya gitmeyipti. Bak bile bac. Ya yaptıklarımı yapacaksın Seyfciğim ya. Bak anne çakıyor. Yap yap. Şimdi Seyfciğim, Seyfciğim bak şimdi gel. Karatenin altın kurallarıdır biliyor musun Seyfciğim? Şimdi böyle elinde fırça varmış gibi duvar boyuyormuşsun gibi böyle bir yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı yapıyorsun, değil mi? İnsan babasını öyle hareket yapmaz, başka bir harekete geçer. Şimdi kafamı kurcalıyorum. Ya bir sürü hareket ver şimdi Seyirciğim. Şimdi hangi birisini kurcalıyorsun? Aa Cazibeciğim, gel başından çekler. Başla. Hey! Gördün mü bak, reflesleri çok kuvvetli. Aferin. Ay, korkma. Cazibeciğim, Ziver Bey Şeref'e karate öğretiyor da. Cazibe Bacı, biliyorsunuz bu tip benimki böyle ay saklındaki naralar yani karate'nin kurallarındandır. Olmazsa olmuyor. Ziver Beyciğim, bizim şimdi Cazibe ile biraz konuşacaklarımız var da siz küçük Miyake'yi de alıp yan odaya geçer misiniz diyecektim. Tabii ki. Öss,
Yap bakayım os. Aferin bak onu diyorum şu güzel os. Os güzel os diyor. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım. Akşam akşam seni daha rahat ederim ama benim böyle senin fikrine aldığına ihtiyacım var. Ay kız Cazibe ne alemsin. Yani ben de akıl fikir olsam. Ay. Şimdi Kemal böyle iş yerinde toplantı var. Patron beni çağırıp da deyip gitti. Ne var ki bunda yani? Sonra böyle ben de şüphelenir kim oldum. Böyle tir tir gelip gitti. Ya. Sonra pilot Gökşen Bey'e gelip böyle yemeğe gitmem için ısrar eledi. Peki ne dedi? Kemal'la Singe yemeğe gittiler dedi. Demek seninki ya şimdi yalan söyledi ha? Yeni bilmirem. Gökşen Bey de yalan diyebilir. Ama ben böyle iş yerine zengeleyip orada toplantı var diye soruşabilmirem. Yani Cazibe, dert ettiğin şeye bak. O zaman biz de soracak başka birini buluruz. Nece yeni başka biri? Ziver Bey. Ziver. Zivoş. Bak dedim bu da böyle. Ay 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 ay. Buyurun Akı Kosan. Ziver Beyciğim, siz bu akşam toplantınız varmış. Yani sizin patron herkesi aramış. Haberiniz var mı? O toplantı var. Hemen arayayım ya. Olur mu? Toplantı var, ben yokum. Olacak şey mi ya? Çalıyor, çalıyor. Alo, Hulusi babacığım. Efendim Ziver Bey. Toplantıdasınız değil mi? Ne toplantısı? Manyak mısın oğlum sen? Neredesiniz Hulusi babacığım? Sana ne lan? Evde oturdum belgesel seyrediyorum. Hesap mı vereceğim? Yani toplantı, muplantı falan yok öyle mi? Allah, hadi ben kapattım sen konuşmaya devam et. Dedi mi nedir ya? Ya hem diyor ki hani sen konuşmaya devam et, ben kapattım diyor onda sana. Olacak şey mi ya? Olacak şey. Evet Ziver Bey, hadi siz. Hadi siz yan odaya geçin. Yan odaya kaçayım ben. Ay, ay, yok, ay, 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 sen! Ben de kalkıp gideyim. Yeni Gökşen Bey'le yemeğe gitmekten başka çare koymayıp bu Kemal denen kinyas. Hak etti o kinyas. Bak şimdi ben sana şimdi hemen bir kıyafet ayarlıyorum tamam mı? Bak o kinyas var ya seni öyle kıskanacak ki gecenin en güzel kadını sen olacaksın tamam mı? Bekle, bekle getiriyorum. Farklı mısın? Herkesin gözü ikimizin üstünde. Bakayım. Değil mi? Değil mi? Tabii tabii. Ay ne yapıyorum ya? Kesin kesin bu gecenin kral ve kraliçesi ikimiz olacağız. Ay böceğim hadi iyisin. Benimki soylu bir aileden gelmedim ama sayemde kral olacağım. Tabii tabii. Yaşasın kraliçe. Tanrı kraliçeyi korusun. Sonra kralın soytarısı olduk be. Ay böceğin şurada bir kankamı gördüm. Tamam bakıp geliyorum. Tamam bekle. Bak bak bak. Bak. Vay kabriyo Kemal. Vallahi billahi Allah canımı alsın. Göbeğinden taradım 35 bitten ha. Benim gibi peruk yaptırsana sen de. Kafan ağrımaz. Canım benim bak sana buradan şimdi yukarıdan bir pres yaparım. Allah canımı alsın böyle anaokulu yıllarına dönersin. Hiç olmazsa boy olarak hadi bas git lan. Cazibe nerede geldi mi? Cazibe nerede geldi mi? Cazibenin ne işi var lan burada liseliler gecesinde tip? Çıtır. Lan çıtır. Git lan. Neyse. Sana koltuk takımı yaptıracaktım. Yetmez diye. Neyse kanepe var elimde alır mısın? Alırım alırım. Hatta o kanepenin üstüne uzan ben üzerime bir şeyler giyeyim gelip. Bas git lan bas git. Manyak işte. Soytarı. Kralın soytarısı. Böceğim. Sıkılmadın değil mi? Yok hayatım. Niye sıkılayım ya? Kraliyet ailesinden birkaç kişi vardı. Onlarla konuşuyorum işte. Kral, mural böyle. Onlar saraylar. Simit. Aslı. İnanmıyorum. Liseden sonra kendini mi dondurdun? Buzdolabına mı koydun? Bu ne gençlik? Bu ne güzellik? Asıl sen dondurmuşsun kendini. Aynı lisedeki halin gibi. Gençsin ama daha güzelsin. Ay canım benim ya, sensin, sensin, sen daha güzelsin. Vallahi billahi ya. Ay sağ ol şekerim,
Sağ ol bir tanem cüceğim. Sen de çok güzelsin. Seninle kimi tanıştıracağım? Gel yanıma, gel yanıma. Müstakbel nişanlım Kemal Kükreyen, kendisi holding sahibidir. Merhaba, ben de memnun oldum. Benimki de şu ileride, finans şirketi var. Bakayım, aa merhaba. Ay ne güzel, maşallah maşallah. Sime, ben biraz dolaşayım tatlım. Ay şu güzelliğe bak. Hadi dolaşın, dolaşın hadi. canım. Karşıklar çatladı, gördün mü? Çatladı. Orada evinden çatladı. Kim? O mu? Aslı mı? Evet, lisedeyken de beni acayip kıskanırdı. Çatlardı şimdi var ya. Orada evinden çatlamıştır. Ay aynı zamanda lüksan çirkinleşmiş ya. Lüksan pörsümüş yani. İğrenç bir şey olmuş ya. Tövbe estağfurullah. Annesini falan gönderdi zannettim ya. Böyle ya. Canım öyle çok sevgi dolu arkadaşlarım var böyle liseden kalma ama ya şu holding sahibi meselesi falan beni geriyor ya. Ben müdür olayım ya, müdür desene benim için ya. Ay böceğim, müdür falan diyemem, saçmalama, rezil olurum. Bula bula müdür mü bulmuş diyecekler ya. Başka bir şey bulmak lazım, başka bir şey düşünmek lazım o zaman. Ay Seda! Ay canım benim, ne haber, nasılsın? Sen nasılsın? Ay ne olsun işte. Nişanlım, kendisi petrol karteli Kemal Kükreyen. Merhaba, ben petrol karteli, bir numara kartel. Petrol karteli. Ay, Dallas'ta 245 tane petrol kuyusu var. Ama Bobby ile ortak tabii ki, tek başıma değil. Neyse Suelen'cim, daha fazla tutmayalım hanımefendiyi, dolaşsın. Memnun oldum. Ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? Nereden çıktı bu petrol karteli ya? Yok, bir de Arap şehrindeydin ya. Yuh! Ay onlar daha zengin dedim. Bakın ya. Cazibe. Ah Cazibeciğim bak kimler varmış burada? Simi nasılsın? Merhaba Kemal'cim. Merhaba canım. Selam. Cazibe senin ne işin var burada ya? Ay ağzını öpeyim vallahi, lafı ağzımdan aldın ha. Ben de aynı şeyi soracaktım. Cazibe senin ne işin var burada? Ey müsaleme, size soruşacaktım Kemal Bey. Herhalde bela iş toplantınız erken bitirdi he? Neyse. Ben sizi böyle meşgul elemeyeyim. Gökşen Bey, biz özümüze böyle gidip içmek için bir şeyler alalım. Yok yok, Cazibe beraber alalım. Onlar biraz muhabbet etsinler. Ah yok. Böyle Singe Hanım'la sohbetinizi yarımçık koyma üreğim de özmez. Ha. Siz devam edin, biz giderik. Selam. Merhaba Serkan'cığım, nasılsın? Teşekkür ederim Gökşen, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Dayanamadım, sormaya geldim bu güzel bayan kim diye. Ay bak gördün mü, tanımadı beni. Vallahi yıllar geçti, benim ben. Hayır Simge, seni tanıdım da ben bu güzel bayan kimden sormaya gelmiştim. Bu güzel bayan ismi Cazibe. Bu gece bana eşlik ediyor Serkan'cığım. O zaman size iyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Ya böreğim biz şuraya geçelim mi? Burada dans edelim istiyorum. Hayatım burası iyi. Ne var burada? Burada takılalım işte. Kemal'cim siz takılın. Merak etme. Cazibeciğim bana emanet. He, narahat olmayın. Ben Gökşen Bey'e emanettim bu akşam. Ya ne merak edeceğim. Çok da fifi ya. Takılıyoruz işte. Ne var yani? Allah Allah. Dans et. Cazibeciğim gel seni arkadaşlarımla tanıştırayım. İyi eğlenceler Kemal'cığım. Ah canım benim. İyi eğlenceler. Tabii. Ya şöyle karşıma geç.
Cazip abla. Sen gecenin en güzel kadını seçince Simge ne yaptı? Ne diyecek Bela? Orta yerinden çatladı. Oh çatlasın. Baba. Sen Cazip ablanın kraliçe tacını gördün mü? Gördü Atacığım, gördü. O taç mene takılırken atan yakından Bela gördü. Canım benim söyle arkadaşa. Yani öyle tel maşadan bir taş takmakla kraliçe olunmuyor. Yani kraliçe dediğin sırf kocasına gıcıklık olsun diye elin herifleriyle partilerde fink atmak değildir. Atırcığım sen atana de ki o böyle elin kadınıyla fink atmaya gitmeseydi ben elin adamıyla gitmeyeceydim. Atırcığım söyleyin ona o kadın dediği, elin kadını dediği sonuçta benim sevgilim. Bazı yaşanmışlıklar var ve ben partiye gideceğime söz vermiştim ya. Allah Allah ben kimseye hesap vermek zorunda değilim. Itırcığım atana de ona hesap soruşan yok. Itırcığım söyle ona bak. Ya bir dakika bir dakika ya. Böyle 40 yıllık evli çiftler gibi bütün gün benim üzerimden tartışmayacaksınız değil mi? Itırcığım narahat olma. Atana 40 illik evli çift olabilmemiz imkansız. Çünkü yeryüzünde atana 40 il dayanabilecek kadar böyle güçlü bir kadın yok. Itırcığım hemen arkadaşa iletiyorsun. Söyle arkadaşa. Kimse onunla 40 yıl evli kalmak istemez. Ya dünyada da, ya bütün dünya üzerinde öyle mazoşist bir adam yok yani, yok yani. Ya lütfen hadi çok sinir bozucu olmaya başladı. Bu uzatmayın hadi barışın hadi ya. Itır, atana da ki o menden özür isteyene kadar onunla danışmayacağım. Ben buna gülerim. Farkındaysanız az önce güldüm. Bakın şöyle söylüyorum, söyle ona. Ben kimseden özür dilemem. O benden özür dileyene kadar da asla konuşmuyorum. Bak. Ha bu arada dünden evden çıkarken yardımdan çıkartmışım. O kavanoz ne ki? Bilen bilir. Sen fikir verme Itırcığım. Bilen bilir. At 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 at. Selam böceğim. Selamlar olsun. Böceğim benim. Hoş geldin böceğim. Simge teyze o kafandaki nedir? Kraliçe tacı Itırcığım. Ciciş.com. Ay ne yakşı tesadüf ciciş.com. Aynı benim tacıma okşuyor ama ben böyle pul verip almamışam. Kazanmışam. Ay kazanmışam dediğine bak yarışmada şikeler yaptılar sanki bilmiyoruz hayret bir şey. Bir kere benim tacım o seninki gibi alüminyum değil tamam mı? 3000 euro verdim aldım. Böceğim sana da aldım. Ne aldın ya? Sana da kral tacı aldım gel takayım. Ben kraliçe olunca sen de otomatikman kral oldun. Vallahi tam kral oldum ha. Kral adamım ya. Sen de acayip. Vallahi tam kralla kraliçe olduk ha. Oo süper. Itır, kral efendiye de ki sen mektebe geç kalacaksın. Eğer özü bırakmayacaksak korumalar neresin? Onlar bırakır. Yürü hadi yürü. Gidiyoruz kalk. Gel kraliçem. Gel sen de benimle beraber gel. Giderken halkı selamlayalım. Hay kralım kralım bir şey söyleyeceğim. Sana bu taş çok yakıştı. Acaba iş yerinde de sen böyle taşla mı gezsen? Yok biraz abartı olur gibi geldi ama bilemedim. Böyle de gidebilirim yani. Ben kralım sonuçta ya. Kralım! Yürü yürü yürü. Gel hadi yürü. Yolda sana asamı da gösteririm. Yürü hadi yürü hadi. Kralım ben ya. Al çantanı kızım al çantanı hadi. Kralmış. Senden olsa olsa gol kralı olacak diyeceğim ama yani bir ildir gol atabildiğin de yok. Evet, Sayafcığım göster bakalım. O seni rahatsız eden ufaklıklar kınmış. Baba onu bence hiç küsümseme. Ya Sayafcığım sen de amma çok abartıyorsun evladım ya. Baba çok tehlikeli lan dikkatli ol. Ya sen hiç merak etme Seyfciğim, sen hiç merak etme. Sen bana güven. Bak şimdi baban neler yapıyor, onları iyice bir gör. İşte oradalar, geliyorlar. Ha, geliyorlar demek. Seyfciğim, sen şunu biraz uzakta dur yavrum evladım. Heh, dikkatli ol. Vay, okula yeni bir öğrenci gelmiş. Bana bakın, bana bakın bacaksızlar. Bir daha... Bacaksız babandı. Baba laf söyledi. Hulusi baba laf söylediniz ha. Bak. Seyf kardeşim yardım etsene Seyf. Çok.
Arkadaşlar arkadaşlar. Yat. Nivaren nefes alması lazım. Evet. Bilincinin açık olması lazım Kemal. Bence de bilinci açık. Ambulans mı çağırsak? Ambulans mı çağırsak? Hiç iyi görünmüyor Kemal. Arkadaşlar ambulansa gerek yok ya. Bir şey mi çarptı buna ya? Ay, plakasını aldı mı Ziver Bey? O çarpan şeyin plakasını aldı mı? Ya arkadaşlar bir şey çarpmadı kazanmaz. O zaman ben söylüyorum abi köpek saldırmış. Bana bak Ziver, köpeklerde kuzu hali var mıydı? Sudan korkuyor muydu? Kandar Bey ne köpeği ya ne diyorsunuz? O zaman gasp yada saldırıydı Kemal. Ziver Bey, kaç kişiyiz bunlar? Ya, arkadaşlar. Ha, dur. Kendine mi geliyorum Kemal, kendine geliyorum? Nereden baksanız 5-10 kişi falandı işte ya. Ulan ne şerefsizler be, adama bak be. Tek bir tane adamcağıza şerefsizler 5-10 kişi dalmış ya. 5-10 kişi birden baktı. Eşkallerini aldın mı? Kaç yaşlarındaydılar? Vallahi 8-10 yaşlarında falan vardı. Çocuklardı yani ama böyle bir de üstüme saldırınca. Lan bir git lan tip. Bir git. Hadi herkes için hadi. Yani arkadaşlar ellerim mellerim doluydu yani. Şey olunca üstüme de böyle... Lan ben bu herif 8-10 yaşında çocuklarla ne işi varmış? Harbiden anlamadım abi. Abicim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Artık kendi zeka yaşıtlarıyla takılmaya başladı. Gitti o denyolardan da dayak yedi ya. Yani şu moralsiz halimde güldürdü beni. Tip ya. Ama şimdi şu moralsiz halin deyince şey yaptım. Geldiğinden beri farkındayım. Böyle sordum, soracağım. Bir fırsatını bulup şey yapamam Kemal. Bu ne moralim bozuldu abi? Fırsatını bulup şey yapamamış. Allah Allah. Kızlara sarkmaktan arkadaşının derdini sormayı unutuyorsun tabii. Böyle bir amipsin sen ya. Evet. Yok. Senin hakikaten moralim bir şey bozulmuş Kemal. Evet, moralim bozulmuş abiciğim. Söyle bakayım ne oldu? Yoksa akşam yaptığımız planda bir aksaklık mı var Kemal? Bir düşüneyim abi. Aksaklık oldu mu? Evet. Akşamki planın işe yaramayıp Cazibe'nin Gökşen'le baloya gelmesini aksaklık olarak sayarsak aksaklık oldu. Harbi mi lan? Evet kardeşim. Bir de yetmiyormuş gibi hanımefendiyle beyefendi gecenin kral ve kraliçesi seçildi. Hadi ya. Lan yakışır Cazibe yengeme be. Şimdi Gogo'ya baktığın zaman kral çocuk be oğlum. Barış sana buradan bir dalarım. Vallahi billahi elimden kraliyet ailesi gelse seni kurtaramaz. Tip. Evet. Yok abiciğim affedersin. Şimdi ben öyle demek istemedim. Ama şimdi şeyi çok merak ettim. Bu Cazibe yenge kraliçe seçilince senin yenge ne yaptı? Allah aşkına söyle. Çıldırdı mı? Ne hale girdi çok merak ediyorum Kemal. Sorayım ki. Oğlum sen gerizekalı mısın ya? Hasta mısın sen ya? Sen beni delirtmek için mi dünyaya geldin ya? Benim karım elin platona kraliçe olmuş, sen hala eğlencenin peşindesin ya. Bunu mu merak ediyorsun? Yok abiciğim ben aslında... Lan bir bas git, hadi git. Şimdi hıncımı senden çıkartırım. Çık git lan. Tamam ben şey yapıyorum, gideyim şimdi de Kemal. Çok şey yapma sen de be abiciğim. Yani nasıl olsa öbür parti şeysine de kral sen seçilirsin Kemal. Lan oğlum git. Allah Allah, tip. Sen de hata değil, ben de hata. Seni arkadaş diye belledim ben. Defol git. Ya bu kral... Lan git lan, git. Tip. Efendim. Alo baba. Söyle Hatır ne var? Bak sabah Simge ablanın aldığı kral tacı sana çok yakışır demek için aradıysan... ...vallahi hiç dinleyemem, sinirim tepemde yani kızım ha. Yok baba ben etüde kalacağım da onun için akşam geç geleceğimi söyleyeyim demiştim. Nereden çıkıyor bu etütler metütler durduk yerde ya? Ben anlamadım yani ha bu işi. Nasıl gecikeceksin? Ay yok artık baba ya ders çalışıyorum diye kızmıyorsun herhalde. Ders çalışıyorsan kızmam da yani o çocukla gezmek için bana ders çalışıyorum dersen... ...o zaman vallahi fena yaparım baştan söyleyeyim. Hayır baba, Batuhan'la gezmiyoruz dedim ya. İyi, tamam. Dersini yap yeter bana. Bir de ara Cazibe'yi sor bakayım akşam bir şey lazım mıymış gelirken. Ya baba niye ben arıyorum? Sen arayıp sorsana. Kızım laf yetiştirme işte. Ara sor. Ondan sonra da bana haber ver. Hadi bay bay. Aa, kapattı. Alo Hatır. Cazibe abla nasılsın? Yakşıyam. Hayırdır bir şey olubdu? Ay yok. Yani etüde kaldığım için geç kalacağımı söyleyeyim demiştim. Ha yeni ders çalışacaksan he? Olabilir ama çok geç kalma he? Yok kalmam. Aa bir de şey babam dedi ki eğer Cazibe ablanın bir şeye ihtiyacı varsa beni arasın. Aa Itırcığım bilirsen ki ben Atan'a danışmıyorum. Onun için bile sana zahmet sen Atan'a de. Böyle eve gelen de çörek alsın besti. Başka da bir şey lazım değil. Ya Cazibe abla ben meşgulüm biraz sen arasan. Hayatta olabilmez Itır, hayatta olabilmez. İyi tamam, ben ararım Cazibe abla. Hadi görüşürüz. Of ya, evin çocuğu ben miyim, siz misiniz belli değil ha. İş güç kariyer Cazibe Yahşi. Türk yiğidini bulup evlen Yahşi. Hadi.
neyse, sofra hazırdı. Hayır, yemeyeceğim. Daha sonradan kafama kakılmasın diye karnımı doyurup da geldim. Mersi. İndiye der yediği yemeğleri hiç kafana kalkmış ha? Vallahi indiye kadar karşı komşuyla böyle ne bileyim mezunlar gecesine falan da gitmemişsin ama bak ne oldu? Itır atana deki diyeceğim ama Itır hele gelmeyipti. Hala gelmeyipti çünkü gecenin bu saatine kadar sokaklarda çünkü birilerinden yüz alıyor o yüzden gelmiyor. Ah nihayet bile kulağımı aparmayan bir ses eşittim. İyi akşamlar. Akşamınız hayırlı olsun be. Kraliçem nasıl bu akşam? Nece olsun? Ne deyirler? İç güveysinden hallice. Maşallah, maşallah. Birileri gelince Türkçe'ye sıktık vallahi. Bravo. Bak Kemal'cim, seni görememişim bir an. Tabii cazibemin ışığı o kadar parlak ki odada onun dışında hiçbir şey görünmüyor. Nasılsın, iyi misin? Aa, iyi canım, iyi. Gökberk eve gelmemiş de ben de acaba dedim Itır'la tak tak tak. Ders mi çalışıyorlar? Tak 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 yok, ders falan çalışmıyorlardır. Allah Allah, ne alakası var canım? Allah Allah, bu evden biz size sadece bir tane kraliçe çıkartabildik. Kusura bakmayın, ikincisi yok. Yani Itır'ın öyle hevesleri yok. Heves derken over. Yani oğlunuz burada değil. Yani Itır şu anda... Lan yoksa Itır... Selam baba. Gökberk'cim oğlum ben de seni arıyordum. Dedim herhalde Itır'la ders çalışıyorlar. Yo çalışmıyorduk. Ama çalışabiliriz. Kemal amca Itır odasında mı yoksa? Oğlum hasta mısın sen? Ringo'nun ağrı mı burası be? Ringo mu? Hem cahil hem kıskanç, biraz kıskanç. O Ringo değil, Dingo Kemal'cim. Dingo'nun ağrı. Şimdi Gogo'cum benim sizin kadar böyle ahırda bulunmuşluğum olmadığı için bazen ahırın sahibinin ismini karıştırabiliyorum doğal olarak ya. Biraz sinirliyiz. Evet dün akşam kral seçilemediğimiz için biraz içerledik galiba. Değil mi Kemal'cim? Ya çok içerledim. Dünden beri ağlıyorum. Vallahi hadi sarayınıza, hadi sarayınıza. Merhaba. Itır. Ne dersin, ders çalışalım mı biraz? Evladım hasta mısın sen? Çalışamazsınız dedik ya. Allah Allah. Vallahi baban kral demeyeceğim, paralayacağım şimdi seni ha. Kemal'cim lütfen sakin olalım, irtifayı kaybetmeyelim. Ol lütfen. Hayır sakin olmazsan ne olacak? Muhafızları mı çağıracaksınız? Anlamadım. Neyse biz kalkalım. Çünkü Kemal amcanın kabin basıncı iyice düştü. Kraliçem. İyi akşamlar. Hayırlı geceler. Kemal'cim rahatsız olma. Hadi 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 hadi. Ne oldu Cazibe abla? Cazibe abla ne oldu? Elinin körü oldu. Bu Cazibe abla yüzünden elin çift motorlu Don Juan'ı eve böyle pike yaptı, daldı ya. Söyle Cazibe ablana, bir daha karşı hangardaki o filoyu bu evde görmek istemiyorum. Vallahi çok fena olur ha. Itır atana de ki o filoya bele bu eve gelmeleri için ben yalvarmıram. Söyle Cazibe ablana, o yüz vermezse. Yoruldum ya, gece sümüntene giremeyeceğim. Ben odama gideceğim. Eğer bir şey söyleyecekseniz birbirinize söyleyin. Tebrik ediyorum Kemal. Kobut sıfatına kızım bile dözebilmedi. Ya kobut sensin be. Terbiyesiz. Ben seninle bir kere konuşmuyorum. Arkamı döner misin? Ben seninle hiç tanışmıyorum. Terbiyesiz de sensin. Itır geç kaldı kızım. Hadi kahvaltını yaptın mı? Yaptım baba da sen kahvaltı yapmayacak mısın? Yok yok yapmayacağım. Şirkette Ziver'le bir şeyler atıştırırım. Hiç olmazsa böyle karşımda Aki Koko falan der. Ben de yemek yerken gülen birisini görürüm. Itır, atana de ki böyle özür... Ya Cazibe abla lütfen bari sabah sabah yapmayın ya. Doğru değilsen onsuz da atan benim dediğimden hiçbir şey başa düşmüyor. Sana iyi dersler. Sağ ol Cazibe abla. Aa bu arada merak etme ben akşam geç gelirim. Yeter ama ya bu geç gelmeler falan filan. Yeter artık yani tamam. Çıkışta doğru eve geleceksin. Gelemem baba işim var. Yani arkadaşlarımla ders çalışmam lazım. Ya ben biliyorum arkadaşlarının kim olduğunu da yemem vallahi ya. Allah Allah. Akşam vaktinde eve geleceksin. Yok öyle Batuhan'la gezmeler mezmeler yeter artık ya. Baba zaten söyledim sana Batuhan'la falan gezmiyorum. Evet söyledin. Ben de bunu yemedim. Konu kapanmıştır tamam mı? Öyle konu kapanmıştır deyince konu kapanmıyor baba. Vallahi ben deyince kapanıyor. Bak konu kapanmıştır diyorum. Bak kapandı. Anladın mı? Hadi kalanını da arabada somurtursun hadi. Kalsın ben almayayım. Kendim giderim çünkü. Ya kızım ben kime diyorum? Itır gelir misin buraya?
Itır! Bari Cazibe ablana söyle, bak beni şımarttın şımarttın, ne hale soktun de. Itır! Gel kızım, atana de ki bile sonunda bu otakta özüne küsmeyen hiç kim kalmadı. Allah Allah, küsmeyen kimse kalmadı. Asıl ben size küstüm be. Asıl ben size küstüm be. Acaba bazen sorun bende mi diye düşünüyorum be Barış. Cazibe bana küstü, Itır bana küstü. Bu ne ya? Şimdi hani böyle bir yardım mı olacağız abiciğim? Bırak abi bırak, ben kendim hallederim. Başımın çaresine bakarım ama sen dur orada. He. Yok yani şimdi hani böyle eksik falan hissediyorsan kendini, yani böyle küsmen falan gerekiyorsa ben de küsebilirim sana Kemal. Sorun yok yani. Barış sana bir şey söyleyeyim mi? Şu duvardaki tuğla bile bence senden daha zeki. Eğer zeki değilse kafamı keserim. Kemal evladım, şu çalıştığımız lojistik şirketinin açtığı yeni hatlar konusunda bilgilendirme toplantısı vardı. Ama benim acil işim çıktı. Siz Barış'la beraber gidin, sonra birlikte değerlendiririz, tamam mı? Evladınız Hulusi Bey! Tabii tabii efendim, hemen çıkıyoruz demek istedi yani, tabii. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun ya? Ne bağırıyorsun ya? Hadi yürü, hadi. Hadi. Itır, sen okuldan sonra gelmeyecek miydin? Efendim, dersim erken bitti de ben de geleyim dedim. Bir sakıncası yok değil mi? Yok canım. Ne sakıncası olacak? Hatta iyi bile oldu. Bugün telefon siparişleri çok fazla. Sıkışacaktık. Tamam efendim. Muharrem Bey, yeni hatlarınız hayırlı uğurlu olsun efendim. Vallahi Muharrem Bey, hakikaten hayırlı uğurlu olsun. Artık şu yeni hatlar sayesinde ürünlerimiz hiç aktarma olmadan direkt müşteriye ulaşacak. İnşallah, inşallah. O zaman bize müsaade. Ama arkadaşlar, bir yemek yeseydik. Yemek yiyecekse kalalım canım zaten benim. Efendim, biz şirkette yeriz. Hiç zahmet etmeyin. Hayatta bırakmam. Hem ben ısmarladım bile bir şeyler. İşte bak ısmarlamış. Hele bir de böyle pizza falansa yani. Acayip yeriz. Tabii. Bu yakınlarda bir alışveriş merkezi var. Oradaki pizzacının ürünleri çok güzeldir. Pizza varmış. O zaman pizza varsa ben şunları bırakıp vereyim. Ay. Şimdi giderken böyle hani içim kıyılır falan diye yanıma almıştım. Madem pizza var, o zaman gerek kalmadı. Kan şekeri düşüyor da ondan böyle yanında kumanya gibi bir şeyler taşıması gerekiyor. Gir. Ah, hoş geldin kızım. Geldin mi? Merhaba baba. Hoş geldin kız. Bırak bırak pizza olur öyle, bırak koyuyor ya. Merhaba Barış abi. Aa. Siz tanışıyor musunuz? Kusura bakmayın, unuttum. Kızım olur kendisi, Itır. Itırcığım, Muharrem amcana bir merhaba de bakayım. Diyeyim tabii. Merhaba Muharrem amcam. Şişt kız, ketçap falan bir şeyler getirdin mi? Ketçap. Getirdim, burada burada, ketçap burada. Aferin sana. Pizzada bir tuhaflık yok mu sence? Hayır, pizzada bir tuhaflık yok. Mis gibi görünüyor da, kutulu mutlu da. Sanki pizzacıda mı bir şey var ya? Ya şimdi pizza, sanki ikinci pizza böyle... Allah'ım Itır! Baba. Tekrar merhaba. Sen? Abiciğim, niye o kadar şaşırıyorsun? Hiç anlamıyorum ya. Abi sen gerizekalı mısın? Bak pizzacıya, kızım Itır. Tamam işte, onu diyorum işte, pizzacı Itır. Allah Allah. Kemal, pizzacı Itır. Pizzacı. Vallahi arkadaşlar, ben hiçbir şey anlamadım. Nasıl iş bu? Efendim, bizim evde daha o kadar çok gariplik oluyor ki inanamazsınız. Kızım çok affedersin ama senin bu saatlerde okulda olman gerekmiyor muydu, ha? Babacığım, ben okul çıkışları pizzacıda çalışıyorum. Bugün dersim boştu, mesai yakalayayım dedim. Neyse, iyi günler, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kızınızla gurur duymalısınız Kemal Bey. Tabii, tabii. O ikinci pizza, tuhaflık olan o ikinci pizza şey. Benim için sen bir diren bana dön.
Kemal diziyi kaçırdıram. Açabilirim. Açabilemezsin. Çünkü ben maç izliyorum. Çok izlemek istiyorsan git kendi odanda izle. Benim otağımda televizyon yoktu. Hadi be. Bak şimdi görüyor musun ya? O koskoca odada, koskoca yatakta o küçücük boncukla böyle yayıla yayıla yatmayı biliyorsun ama sana kötü bir haberim var. Televizyonsuz odayı kapmışsın. E ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Yani haşır dedi Blackboard. Ben sen işte olanda kaçırttığım bölümleri izleyebilirim Kemal Efendi ama sen bu narahat divanda yatanda kaçırdığın uykuları tekrar böyle uyuyabilemezsen haşır dedi Blackboard. Yok öyle Blackboard, Milekport. Vallahi kusura bakma. Ben seninle konuşmadığım için dediklerini de anlamıyorum. Derebetle tip papa. Ben de seni işitmirem Kemal. Ben de seni işitmirem. Kabut Kemal, kabut Kemal, kabut Kemal, kabut. Kapı çaldı, kapı çaldı, kapı çaldı. Kapıya bak. Yaşı yani kapı çaldısa sen aç. Mene ne var? Nece bana olsa ne, senin otağının kapısıdır. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Itır gelmiştir zaten. Bırak boş ver, açma, beklesin. Eve geç kalmanın cezasını kapıda bekleyerek çeksin. Kabut. Kabut. Bam bam bam. Tip. Ya Cazibe abla babam evde mi? Heyif ki evdedi. Itırcığım heyif ki evdedi. Baba bak tamam sana ders çalışıyorum diye yalan söyledim. Itırcığım tek kelime bile duymak istemiyorum. Lütfen doğru odana. Itır ne oğlum? Anlatırım Cazibe abla. Ya baba ben sadece konser bileti almak için çalışıyordum o pizzacıda. Itırcığım konser monser bırak artık bunları. Odana gider misin lütfen? Of baba ya despotsun ha. Ne bakıyorsun ki? Ne oldu? Hiçbir şey olmayıp Kemal. Hiçbir şey olmayıp. Bu da ıtır üçündür. Koy koy. Geri almak zorunda kalma da biraz sonra. Baştan söyleyeyim de yani. Para istesem suç. Hayır istemeyip kendim kazansam o daha büyük suç. Tabii zaten ne yani. Amaç ben konsere gittim. Para falan değil ki. London After Midnight. Baba ya. Babacığım. Canım, canım. Cazibe abla bak babam bilet almış bana. Hayret. Göresen Hansı Dağ'da kurt ölübdü. Ya sen babaların bir tanesisin biliyorsun değil mi baba? Babaların bir tanesi mi? Yok yok ben babaların bir tanesi değilim. Ben olsam olsam 30 yaşında doğmuş, gençlik falan yaşamamış despot herifin tekiyim yani. Ne baba? Özür dilerim öyle dediğin için. Tamam tamam önemli değil. Hiç olmazsa bu evde yaşayan karşı cinslerden bir tanesi özür dilemenin ne olduğunu biliyor. Bu bana yeter ya. Itır, atana de ki kızını misal alsın. Böyle evvelce özü üzür istemeyi öğrensin. Eyvah eyvah başladık yine. Kusura bakmayın benim bir telefon etmem lazım. Itır'cığım Cazibe ablana söyle az önce oraya attığı parayı bence hemen geri alsın ya. Geri alsın yani. Itır atana de ki o pulu bele yardıma düşmeyen öküzlüklere üçün atmışa. Körleştik. Yani gözümüz körerdi şu anda. Çünkü zaten Itır yok burada. Kendi kendine konuşuyorsun beni de deli ediyorsun korkutuyorsun yani. Alo aşkım. Ne oldu biliyor musun? Babam bana konser için bilet almış. Ha ciddi söylüyorum valla. Eve geldim odama bir girdim yatağın üstünde duruyor bilet. Yok sanmıyorum yani Cazibe abla fikir vermemiştir herhalde. Kendisi düşündü herhalde. Ya zaten onlar hala küsler Cazibe ablayla. Ya sorma işte o hala babana söyle annene söyle modu devam ediyor evin içinde. Yani barıştırmak için ne yapacağım bilmiyorum. Hadi ya. Nasıl bir yol? Itır, şu Cazibe ablana bir sor bakalım ya. Az önce yayınlanan dizinin tekrarını sırf bana gıcıklık olsun diye mi izliyor? Yoksa bir kere de anlamadığı için mi? Itır, atana de ki ben yatmaya gediren böyle 22 adamın deli kimi bir topun peşinden kaçmana bakmak isteyirse baksın. Itır'cığım Cazibe ablana söyle. Bu 22 adam top mop klişesi 1994'ten beri Türkiye'de kullanılmıyor yani. Gecen hele kalsın Itır. Geceler Cazibe abla. Görüyorsun değil mi? Şu çektiğimi görüyorsun değil mi? Ben de bir insanım be. İnsan kocasına iyi geceler dilemez mi ya? Ama sen de ona demedin baba.
Kızım ben nasıl diyeyim? Ben onunla konuşmuyorum ki şu anda. Küsüm ben onunla. Ah böyleyim. Nasıl diyeyim? Sen de anlamıyorsun beni. Neyse ben de bir tuvalete gideyim. Sıkıştın mı tuvalete? Sıkıştın mı tuvalete? Tuvalete git tabii. Sıkıştın mı tuvalete gideceksin. No, mantık olarak ya. Salona bırakacak halin yok. Çobut. Cazibe abla. Tiyatırcım. Şey diyecektim ya, yarın akşam işim var mı? Yo, niye soruşursan? Hani ben bilet almak için pizzacıda çalışıyordum ya. Ama bileti babam alınca biraz param arttı. He. E'si, yani ben böyle seninle baş başa yemeğe gitmek istiyordum kız kıza bir şeyler yapalım diye. Param da artınca dedim ki fırsat bu fırsat Cazibe ablayı yemeğe götüreyim. Ah canım benim. Çok sağ olasın ama böyle benim olduğum yerde senin pul harcaman bence olmaz he? Ya Cazibe abla lütfen çok içimden geldi. He. Ya şu o vakti olabilir. Süper. Ama şimdi benim elimdeki para 3 kişiye yetmeyeceği için hani babama çaktırmazsan. Çünkü şimdi de üzülür niye Cazibe ablanı götürdün de beni götürmedin diye. Ay yok Demirem, Demirem. Hem ben onunla danışmıram. Yani o gelende ben gelmem. Yok Demirem. Tabii ya, yani o da var zaten. Neyse yani başka bir zamanda onu götürürüm. Ha başka bir ona gidersen sen. Ha. Tamam süper. İyi geceler o zaman. Gecen hayra kalsın. Baba. Efendim kızım. Ya hani ben pizzacıda çalışırken biraz para biriktirmiştim ya. Ha. Yani diyorum ki bilete teşekkür etmek için yarın akşam seni yemeğe çıkartayım. Vay demek yemek ha. Yalnız bir sorun var. Yani param ancak 2 kişilik yemeğe yetiyor. Ha bak şimdi Tırcığım. Yalnız param 2 kişilik yemeğe yetiyor. İşte Cazibe ablayı da götürmek istiyorum. Sen biraz koltuk çıkarsan falan bunları yapmak istemiyorum. Çünkü Cazibe gelirse ben o yemeğe gelmem. Yok yok biliyorum zaten onu demeyecektim. Hani Cazibe ablayı belli etmezsen onu üzmek istemiyorum. Allah Allah baba kız yemek yiyeceğiz. Kim karışır ya? Ha yani Cazibe abla bozulur hani küsmesin falan diyorsan ben ona belli etmem. Yani başka işim varmış gibi davranırım. Tamam süper. İyi geceler baba. Hadi iyi geceler kızım. İyi geceler. Ah güzel kızım benim ya vallahi. Sus sus. Cazibe Hanım gör bak. Sen bunu şımart 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 ama kız benim kızım. Beni yemeğe çıkartıyor ya. Ha bak gör Kemal Efendi çobutluğunun neticesini. Kız senin kızında ama konser bileti aldığın halde beni yemeğe davet edilir. Niye? Çünkü ben senin gibi çobut değilim. Hah, çok yakşı oldu. Ötürcüğüm hadi yavrum geç kalıyoruz. Hadi çıkalım çıkalım. Tamam baba. İstersen atana akşama geç kalacağını diye sorana rahat olup bir sürü söz söyleyecek. Aa evet. Baba, ben akşama geç geleceğim. Beni merak etme, tamam? Aa, geç mi kalacaksın? Ne o ya? Gene Batuhan'la falan buluşacaksın yoksa? Ay yok canım, sınıftan bir arkadaşıma ders çalışacağım, Eda diye. Ha, Eda'ysa tamam o zaman ya. Önemli değil. Tamam, tamam. Olur, olur böyle şeyler. Tamam, hadi çıkalım o zaman. Cazibe ablana söyle bu arada, benim de akşam bir işim var. Geç kalabilirim, beni marağa elemesin. Atır atana de ki onu merak eyleyen olmaz. Hem benim de bir işim var, ben de geç kalacağım. Esir bele özü merak eylemesin, narahat olmasın. Atırcığım Cazibe ablana söyle, benim kimseyi merak eyledim falan yok. O keyfine baksın, kimle buluşacaksa artık, ne yapacaksa bilemem artık. Over yani, over. Atır atana de ki bele özünü... Cazibe abla yani tamam siz devam edin, ben ama gidiyorum okula geç kalıyorum, hadi görüşürüz. Atırcığım şu arada Cazibe ablana da diyebilirsin ki yani benim aslında bekle beni ya. Çobudun biri. Öyle bilir ki ben bele Gökşemen'e gidip bele yemek yiyeceğim. Demeli o sarı kara Fatma'yla yemek yiyecek. Olsun ben de Itır'la bele kız kıza baş başa yemek yiyeceğim. Hiç vecime de değil. Sarı kara Fatma'yla yemek yiyecek. Aman. Abiciğim ne oldu? Barışmadınız mı Cazibe yengeyle? Ne barışması oğlum ya? Azeri inadı acayip bir şeymiş ya. Taş kesildi kadın. Bir küstü vallahi suratımıza bakmıyor ya. Abiciğim sen de çok böyle hani barışmaya meyilli değil gibisin Kemal. İstemiyorsun gibi geldi bana yani.
Oğlum bizim de bir gururumuz var yani. Sen elin adamıyla lise yemeğine git, ondan sonra ben mi geleceğim seninle barışmaya? Olur mu öyle şey? Ya bu Cazibe de çok yalancı çıktı be Kemal. Harbiden çok ya. Abi canım, ben evde kalacağım, yemek yiyeceğim falan filan de. Evet sen öyle de, ondan sonra da. Oh, elinle başıyla git yemeklere. Aynen öyle, bu nedir ya? Evet. Halbuki gece yarısı şirket toplantım var diye evden çıksa. Evet yani, öyle dese çıksa. Lan oğlum sen benimle maytap mı geçiyorsun? Yok canım, ben Cazibe'yi eleştiriyorum. Allah Allah, yapma gözünü seveyim ya. Zaten başımda bir tane daha randevu belası var. Vallahi bıktım ya. Bu seferki yoksa üniversiteye miyim Kemal? Gogo akademik kariyeriyle götürüyor işi Kemal. Oğlum bak götürüyor mötürüyor, böyle cümleler kurma. Geberteceğim şimdi seni ha. Cazibe var ya, kesin Gogo'yla bir daha yemeğe çıkacak abi, anladım. Hadi be. Allah belanı versin ya. Hadi be. Abartma lan, tamam. Gaza getirme beni. İşte bele Makbule bacı. Ya Cazibe belki iş yemeği filandır ha? Yo. Kemal Degi yeğeni Sarıgara Fatma ile yemeğe gidecek. Cık. Hay Allah ya. Acaba biraz fazla mı ileri gittik biz de? Nece yeğeni? Ay şimdi sen gecenin en güzel kızıydın. E pilotta da kıskandı seni. Acaba Kinyas'a ağır mı geldi diyorum. Makbule bacı böyle Kemal Menden uzaklaşarsa ben ölürüm. Ay yok canım. Hem Kinyas seni çok seviyor. Yani bak ben adamı gözünden anlarım. Ama böyle çok ileri gittiyse yeni Kemal Menden soyuyupsa. Ay yok canım. Aa, Cazibe. Aa, hadi kendine gel bak, üzülme. Ay gözlerin de doldu senin. Yok yok, yakışıyorum ben ama soyuyupsa. Ay nasılsa bu gece kiminle randevusu olduğunu öğreniriz. E biz de ona göre plan yaparız değil mi? Ay, hadi Cazibe. Topla kendini sen de biraz. Yakışıyorum, yakışıyorum. Nerede kaldı bu kız ya? Tabii Batuhan beyefendi olsa anında damlardı. Babayız ya, bekletecek tabii. Bekleyelim bakalım, bekleyelim. Oh! Ayıp be. Aa, özür isterim. Itır Han'ın bir masa yırttıktı de. Sen haradadı? Buyurun. Kemal sen burada ne edirsen? Affedersin de aynı soruyu da ben sana sormak istiyorum. Sen burada ne arıyorsun? Oh, oh, orası dolu ya. Kaptan pilota söyle, bundan sonra önceden rezervasyon yaptırsın. Garson bey, Kemal bey diye bile zahmet elemeyin, ben özüm de değerim. Kemal boş boş tanışma, ben buraya Gökşen bey ile yemek yemeye gelmemişim. Ama sen Sarıgara Fatma ile yemek yemeye geldinse özünüze başka masa aparım. Çünkü ben burada Itır'la kız kıza baş başa yemek yiyeceğim. Allah Allah, asıl ben Itır'la baş başa yemek yiyeceğim ben. Nece? Ne nece? Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Bak bu kız var ya çok çakal ha. Bak çok çakal ha. Böyle ayrı ayrı randevu veriyor bize. Hani bizi barıştıracak, birleştirecek böyle yemekte falan. Allah'ım ya. Yazık, boş yere zahmet eleyim. Ben seninle baş başa yemek yemek istemiyorum Kemal. Ben çok meraklıyım seninle yemek yemeye. Hadi git be. Çık git şuradan Allah'ını seversen. Kışkırma insanların içinde. Terbiyesizlik yapma. Daha hesap mıydı yani? Anlamadım, yemek yemedik ki. Ne hesabı? Hanımefendinin bir işi çıktığı için gelemeyeceğini bildirdi. Bu notu size iletmemi rica etti. Sağ ol. Kimdi ki o? Kimdi ki o? Dur bakalım bir açalım. Çocuklar. Çocuklar. Arkadaşlar çok rica edeceğim, bu özel bir mektup. Önümüze döner miyiz? Biliyorum şimdi ne demek çocuklar diyorsunuz. Ama birkaç gündür birbirinize nasıl davrandığınızı düşününce en uygun hitap şeklinin bu olduğuna karar verdim. Birbirinize kırgın olabilirsiniz. Ama beni yıllar sonra bulduğum sıcacık yuva ortamından mahrum etmeye hakkınız yok. Ayrıca şunu da söyleyeyim, çevremde birbirini sizin kadar çok seven bir başka karı koca da görmedim. Ya ama biz kağıt üstünde karı kocayız. Yine formalite icabı ele eledik. Biliyorum şimdi diyeceksiniz ki biz sadece kağıt üstünde karı kocayız. Evliliğimiz sadece formalite falan filan. Ama şu kadarını söyleyeyim.
Eğer o yemekten konuşup barışmadan dönerseniz sadece kağıt üstünde değil, aynı zamanda kapı önünde bir karı koca olacaksınız. Çünkü dürbünden baktığımda sizi sarılıyor halde görmezsem kapıyı açmayacağım. O yüzden şimdi aklınızı başınıza alın. Birkaç saniye için birbirinizin gözlerinin içine bakın. Zaten anlayacaksınız kalbinizde birbirinizden başka kimse olmadığını. Ha, bu arada hatırlatayım. Bu yemeğin ve şu anda yanınıza yaklaşmakta olan müzisyenlerin parasını kazanabilmek için tam 328 kutu pizza teslim ettim. Umuyorum boşa gitmez. Hadi bakalım şimdi dansa. Başka.